Amerikan hükümet ve savcılarının azınlıkları orantısız bir şekilde hedef alışına iyi bir örnek bu. 1980'lerde Amerika'daki büyük uyuşturucu sorunlarından biri kokaindi. İki tür kokain var. Biri crack kokain, diğeri ise toz kokain. Crack kokain son derece ucuz, kristal formda satılan ve özellikle yoksullar, çoğunlukla Afro-Amerikalılar tarafından kullanılan bir uyuşturucuydu. Toz kokain ise çok daha pahalıydı ve özellikle zengin insanlar tarafından kullanılıyordu kullanmaktan ya da bulundurmaktan dolayı yargılandığınızda crack kokainin cezası toz kokainin cezasının 100 katıydı. Şimdi ikisi de kokain, ikisi de yasa dışı uyuşturucu ama çok ucuz olan diğer toz kokainden çok daha ağır cezalandırılıyor. Şimdi kendinize mantık bunun neresinde diye sorabilirsiniz. Ama birçok insan için son derece açık bir mantığı vardı. Crack kullanan insanlar yoksul, çoğunlukla azınlık mensubu insanlardı. Toz kullananlar ise beyaz orta üst sınıf gençler ya da Wall Street bankacılarıydı. İşte bu da uyuşturucuyla savaşıp da bu uyuşturucunun şu uyuşturucudan çok daha farklı muamele göreceğine kimin kullandığına bakarak karar vermenin çok iyi bir örneği.